Evet, yayına girmeye son 10 saniye. Hemen gizlilik ayarlarımı yapıyorum. Yayındayım. Evet, sanırım yayındayız şu an. Her taraftan canlı yayına geçtik. Bakıyorum. Evet, iki tane de izleyici gelmiş. İzleyiciler gelmeye başlamış. Evet, merhabalar. Ben Kaan Göktaş. Kaan Göktaş'la Silivri Gündem isimli programımızda Cuma ve Cumartesi akşamları hariç olmak üzere hafta içi her gün beraberiz, sizlerle beraberiz biliyorsunuz. Efendim, Silivri gündeminde ne var bugün diye baktığımızda bir pankart savaşları mevzusu var. Belki orada arkada kabak gibi görünüyorsun abicim, bir yer değiştir. Evet, tamam. Arkada background kullanmıyorum bu aralar. O yüzden arka planda gözükmesin. Burak Bulut kardeşim iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşime. Evet, Silivri gündeminde bir pankart savaşları söz konusu. Biliyorsunuz dün Bora Balcıoğlu'nun, CHP Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu'nun afişlerinin kesildiği, parçalandığı ile ilgili videolar dolaşmaya başlamıştı. Bugün o videolar devam ettiği Bora Balcıoğlu'nun bu hani havada asılan bayrak mı deniyor onlara, bu direklerden direklere işte o flamalarının onların da indirildiğine dair bir video paylaşıldı. Ondan sonra MHP cephesinden karşı atak geldi. Dediler ki siz de sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz. Volkan Yılmaz'ın afişlerinin üzerine siz de kendi afişlerinizi yapıştırıyorsunuz şeklinde bir video paylaşıldı. Ondan sonra Bora Balcıoğlu cephesinden yine bir cevaba cevap, karşı atak geldi. Çocukların bir güvenlik kamerası kaydı. 12-13 yaşında küçücük çocukların Bora Balcıoğlu afişlerini sökerken, parçalarken ki görüntüleri paylaşıldı ve oy hakkı dahi olmayan çocukları siyasete alet edip bu şekilde bir afiş sökme vesaire konularında siyasete alet edilmesi yanlıştır şeklinde, kınanıyor şeklinde bir açıklama yapıldı. Dün CHP Silivri ilçe yöneticisi Sayın Ersoy İşik Öndeş de bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili. CHP Silivri ilçe yönetimi ve örgütü adına dedi ki afişlerimizi kesenlere, koparanlara en iyi cevabı, en doğru cevabı 1 Nisan'da vereceğiz. O zamana kadar da yasal haklarımızı kullanacağız. Tespit edersek sorumluların ceza almasına çalışacağız. Bu şekilde ben dünkü yayınımda izleyenler dinlediler, dinlemeyenler için tekrar diyeyim. Bu afiş meselesini aslında farklı bir yoldan dikkat çektim. Bu Bora Balcıoğlu'nun afişlerinin kesildiğiyle ilgili arabadan çekilen videoda izlemişsinizdir hepiniz. Ben tabii Silivri'de olmadığım için göremiyorum. Bir baktım, yani bu konutlardaki, özellikle konutlar bölgesindeki bu toplu konutların çitlerine, tellerine, duvarlara, direklere, otobüs duraklarına neresi bulunursa yer gök afiş, bez afiş, sadece Bora Balcıoğlu'nun, sadece Volkan Yılmaz'ın değil, diğer adayların, bağımsız adayların, meclis üyelerinin, muhtar adaylarının yer gök milyonlarca afiş ve inanılmaz kötü, inanılmaz çirkin gözüküyor. Bu görüntü kirliliğine, bu afiş terörüne bence adaylar ve siyasi partiler uzlaşarak bir çözüm bulmalı. Ya da doğrudan Silivri Kaymakamlığı veya Emniyet Müdürlüğü veya İlçe Seçim Kurulu buna el atmalı, çünkü burada inanılmaz bir görüntü kirliliği, inanılmaz bir terör var. Ya arkadaşlar, sayın adaylar, sayın siyasiler, sayın muhtar adaylar, 2024 yılındayız. Afiş mi kaldı, bez afiş mi kaldı, bayrak mı kaldı, poster mi kaldı, gözünüzü seveyim. Kim afişe basarak oy vermeye karar verir? Kim bunun afişi daha fazla, en iyisi ben buna oy vereyim der? Kim MHP'ye verecektim ama CHP'nin afişleri daha güzel, daha fazla, gidip CHP'ye vereyim der? Yapmayın, gözünüzü seveyim. Yazık, günah bu paralara, bu ağaçlara, bu ham maddeye harcadığınız paralara. Çok yazık. Partilerin bütçeleri biliyorsunuz, yani
Şeyden tabii bir kısmı bağışlardan, bir kısmı adaylardan ama bir kısmı da hazine yardımından vesaire. Yani sizin bizim paralarımızdan. Yapmayın gözünüzü seveyim. Şu afiş konusuna, gerçekten afiş terörüne, afiş kirliliğine siyasetçilerin ve gerekirse yetkililerin bir çözüm bulması lazım. Hem senin afişini kestiler, benim afişimi kestiler. Bazen de yer açmak için kesiliyor. Yani muhtar adayının afişini indiriyorlar, belediye başkan adayınınkini asıyorlar. Tenzih ediyorum partileri veya şeyleri. Yani örnek vermek için söylüyorum. Dolayısıyla yani şu afiş terörüne bir son verelim. Sevgili abilerim, ablalarım, kardeşlerim, yaşıtlarım, siyasi partilerin, ilçe örgütleri, temsilcileri, teşkilatları, yöneticileri, ilçe başkanları, artık sesimi duyan her kim varsa, sayın kaymakam, emniyet, ilçe seçim kurulu, lütfen şu afiş konusuna bir çözüm bulalım. 2024 yılındayız. Yok yani mesela Kotor'da ben iki seçim gördüm. Bir genel seçim, bir cumhurbaşkanlığı seçimi. Şimdi yerel seçim geliyor burada da. Yazın yerel seçim var. Ne afiş, ne poster, ne bayrak, ne otobüs, ne seçim şarkısı, hiçbir şey yok. Sadece reklam billboardlarına, büyük boy afişlerini billboardlara, o da her yere değil yani yüzlerce binlerce değil, normal bildiğiniz reklam billboardlarına afişlerini asıyorlar. Sosyal medyadan reklamlarını yapıyorlar. Televizyona çıkıp dertlerini anlatıyorlar. Stand kuruyorlar belli yerlerde, müzik çalmadan, gürültü yapmadan, bunu da özellikle belirteyim. Hiçbir yerde afiş poster göremiyorsunuz. Yani Türkiye bu konuda gerçekten bir Afrika ülkesi gibi, bir kabile ülkesi gibi çok kötü bir görüntü. Buna artık bir çözüm bulunması lazım. Mutlu Memiş, sabit izleyicilerimizden Rıza Piriştine, Elif Örsü Fulya, Adem Argıç, Şaban Orhan oğullarından Kaya abim Kaya Piriştine iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Şaban Orhan oğullarından da çok doğru söylüyorsun demiş. Yayından önce ufak bir görüştük. O bana sordu. Kotor'da var mı böyle şeyler diye. Yok efendim. Ya yani ben burada bir cumhurbaşkanlığı, bir milletvekili seçimi geçirdim. Bayrak, afiş, poster vesaire, billboardlar, internette, sosyal medyada yapılan reklamlar ve televizyona çıkıp canlı yayında açık oturum falan yapıyor insanlar, medeni. Yok böyle bir görüntü kirliliği. Artık buna bir çözüm bulalım. Onun afişi yani çözüm bulamayacaksa yani seçime 20 gün kaldı artık böyle gelmiş böyle gider bu afişlere parasını verdik çöpe atacak halimiz yok kullanılsın diyorlarsa da bütün partilerdeki tüm görevlilere teşkilatlara sesleniyorum. Gerekirse bununla ilgili bir centilmenlik toplantısı yapılsın bir ortak basın açıklaması yapılsın ve afiş asmayı lütfen bütün partiler destekçilerine, oyuncularına, çalışanlarına, emekçilerine kesin bir dille bütün adayların kendileri talimat verip ilçe başkanları hiçbir afiş saldırısına veya benzer centilmenliğe aykırı durumlara izin vermemelerini rica ediyorum. Bu gerçekten çok önemli. Centilmence, adilane bir seçim için bu çok önemli. Tabii büyük partilerin, MHP'nin, işte CHP'nin çok fazla afişi var AK Parti'nin. Küçük partilerin, adayların, muhtar adaylarının imkanları daha az. Ama herkes için bu söylediklerim geçerli. Halil Şahin abim iyi yayınlar dilemiş. Biliyorsunuz Messi oyuna girdi. Halil Şahin 2 gündür sahada. Bir Bora Balcıoğlu ile beraberdi. Bugün de Gümüşyaka'da ve Çamta'daki seçim çalışmalarına katıldı sevgili Halil Şahin. Aday adayıydı. Listeye giremedi. Ancak en ufak bir küsme, darılma, İşte ne bileyim bir kompleks yok ben karşı tarafa gidiyorum çalışıyorum falan filan olmadan kendisine yakışanı kendisinden beklediğimizi bir an bile aksini zaten düşünmedik şüphe etmedik. Halil Şahin abime de emekleri için katkıları için teşekkür ediyorum. Bir partili olarak kendisinden ben razıyım. Parti örgütü de önümüzdeki seçimlerde bu seçim olmasa bile önümüzdeki seçimlerde kendisinden razı olacaktır ve bunu ödüllendirecektir eminim. Dün akşam sabaha karşı destan gibi bir yazı paylaştım. Rıza Priştine de demiş ki üşenmedin mi bunları yazarken? Ben okumadım. Çoğu kişi de okumamıştır zaten. Ancak özetle şunu dedim. Ben bir solcu olarak Bora Balcıoğlu'na oy veriyorsam ki Bora Balcıoğlu biliyorsunuz ülkücü kökenli. Şu an CHP'nin de Kemalist, Atatürkçü, Milliyetçi yani CHP'nin orta ve hatta ortanın sağı kesiminden bir aday. Ancak ben bir solcu olarak, sol görüşlü bir insan olarak, bir liberal solcu olarak Bora Balcıoğlu'na oy veriyorsam Silivri'de başka hiç kimsenin oy vermeme gibi bir gerekçesi bana göre yoktur. Küskünler, kırgınlar, dargınlar,
bozuklar vardır. Bir telefonla fikri değişecekler vardır. Bir gönül almayla kırgınlığını, küskünlüğünü unutup çalışacaklar vardır. Pişman olanlar vardır daha önceki ihanetleri için. Mutlaka kimsenin, bence ben oy veriyorsam Bora Balcıoğlu'na, kimsenin oy vermeme gibi bir bence bahanesi ve nedeni yok. Herkes Bora Balcıoğlu'na oy verebilir. Bora Balcıoğlu bütün Silivri'nin, bütün Silivri halklarının, bütün Silivri'deki siyasi görüşü, dini görüşü, mensup olduğu ne bileyim tarikatı, cemaati, derneği, STK'sı, vesairesi, vesairesi, Melikçisi, Dorukçusu, Şeref Cancısı, Yılmaz Kandemircisi, Selamicisi, eski DSP'lisi, bilmem nesi fark etmeksizin, hatta küskün AKP'lisi, hatta Volkan Yılmaz'a dargın, küskün belki MHP'lisi, bağımsız adaylara oy verecek olup da oylarının çöpe gideceğini bilenler, CHP ve MHP haricindeki partilere oy verip de dolayısıyla oylarının çöpe gideceğini fark edenler, Ercan Çakır hariç, Ercan Çakır abime oy verenler versin, bağımsız adaylara oy verecek ve adayların, özellikle bu Tokatlı adayın seçmenleri, Tokatlılar, 81 ildeki insanlar, babaları başka memlekette doğmuş ama kendisi Silivri'de doğmuş, birinci kuşak, ikinci kuşak, artık Silivri olmuş, 81 memleketten kökenli hemşehriler, bütün partilerin, bütün listelerin, bence herkesin Bora Balcıoğlu'na oy vermek için bir sebebi var ve ben herkesten, kendi adıma, meslektaşlarımdan, düşmanlarımdan, sevenlerimden, beni önemseyenlerden, önemsemeyenlerden, kızgın olanlardan, küskün olanlardan, hiç fark etmez. Ben kendi adıma Bora Balcıoğlu'na oy istiyorum. Bana kızıp da Bora Balcıoğlu'na oy vermeyecek olan varsa, işte ne bileyim bu kafa göz kırdığım insanlar arasında sana Bora Balcıoğlu yazdırıyor böyle şeyleri diyenler varsa, gerçekten hani papaza kızıp oruç bozmasınlar, pire için yorgan yakmasınlar, bana kızıp da Bora Balcıoğlu'na da oy vermemezlik yapmasınlar efendim, bana rağmen Bora Balcıoğlu'na oy versinler. Kendi adıma bunu rica ediyorum. Bir partili olarak da bu benim görevim. Bakalım, Halil Şahin demişti ki hayırlı yayınlar dilemişti. Hasan Özel, Ali Korsan abim sevgili, Çevre Derneği Başkanı, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Fatih Çakır kardeşim, iyi yayınlar abi demiş. Kaya abim de demiş ki Yılmaz abi bugün çok mutluydu. Kaan'la barıştık dedi. Evet, Yılmaz abi Tolga'ya sardı ve ben de bu fırsatı değerlendirip Yılmaz abi tamam ben sıramı saldım. 5 yıl artık seninle konuşmuyorum, görüşmüyorum. Muhatap olmuyorum. Sana da sarmıyorum. Sen de bana sarma dedim. Yılmaz abiyle 5 yıllığına ateşkes imzaladık baltaları. Gömdük toprağa. Yılmaz abi tabii hep söyledim. Yani en eleştirirken adam değilsin derken bile sözüm meclisten dışarı. Tabii ki onları biraz kafa göz kırmak için biraz şey sanatıdır bu biliyorsunuz. Hani karşılıklı atışma, dalaşma sanatıdır. Söylenenler söylendiği yerde kalır. O zaman bile hep söylemiştim ben Yılmaz abiyi çok seviyorum. Yani çocukluğumdan beri tanıdığım bir insan. Hiç problem değil. Ben Yılmaz abiyi seviyorum. Ancak tabii ki birçok şeyine şu an karşıyım. Birçok o şeyine. Bunlar önemli değil. Konuşuyoruz. Birbirimizin arkasından da konuşmuyoruz. Birbirimizin yüzüne karşı yazıyoruz. Birbirimize yorumlarda laf atıp ondan sonra gülümseyip birbirimizi beğeniyoruz. Sonra sıkıntı yok. Böyle şeyler olur. Yani burada 40 kişiyiz. Birbirimizi biliriz. Kimsenin kimseyi üzmesine gerek yok. Şu sıralarda herhalde Tolga kardeşim de canlı yayında. Dün akşam da sıraya girdik. Ben yaptım. Sonra Tolga yaptı. Sonra Abraham yaptı. Tabii seçim yaklaşıyor. Herkes sıklaşacak bunlar. Hiç problem değil. Tolga'yı izlemek isteyenler Tolga'yı izleyecek. Beni izlemek isteyenler beni izleyecek. Sonra banttan izleyecek. Belki şu an izlemeyenler daha sonra banttan izleyecek. Çünkü iftar saati, ne bileyim teravih saati, mahallelerde çalışmalar var, kahve programları var. Sıkıntı değil. Tolga kardeşimle tekrar ediyorum. Aramızda hiçbir kavga, dövüş, gürültü, küskünlük, dargınlık yok. Sadece farklı yollarda ilerlediğimiz için Hacivat Karagöz kavgası, kayıkçı kavgası yapıyor gibi olmamak için, milletin ağzına laf vermemek için yayınları ayırdık bir süreliğine. Daha sonra tekrar birleşeceğiz. Beraber yayın yapmaya başlayacağız. Ama ben hani Bora Balcıoğlu çok iyiydi derken orada Tolga'nın hayır Bora Balcıoğlu kötü deyip birbirimizi boşa çıkarmak, yalanlamak istemediğimiz için
Tolga ile ayrı ayrı programlar yapıyoruz ama bütün görüşlerine saygım var. Kendi takdiridir, kendi görüşleridir. Saygı duymaktan başka yapacağım bir şey yok. Hiçbirimizin yapacağı bir şey yok. Dolayısıyla bunu da bir not olarak belirtmiş olayım. Dün akşam Tolga da yayında belirtti zaten. Ben de dün akşam yine belirtmiştim ama üstünü çize çize tekrarlamak istiyorum ki böyle bir durum yok. İkram Er Yılmaz yine Halil Şahin gibi amasız, keşkesiz, vakatsız. Hani bu şeyden önce aday adaylığı döneminde herkes mangalda kül bırakmıyordu ya, işte listeye giremezsem de olsun adaymış gibi çalışırım, en önde ben çalışırım, herkesten çok ben koşarım. İşte yapanları görüyoruz, yapmayanları da görüyoruz. Sevgili İkram kardeşim, Halil abim mesela, birçok isim var. Tek tek hani saymadıklarım alınmasın, beni niye saymadın diye. Bu sözlerini tutarken bazı insanlar da kendilerine yakışanı yaparak listeye giremediler ya da yakınları arkadaşları listeye giremedi ya da beğenmedikleri yerden listeye girdiler diye 2019'da yapılanların benzerlerini yapıyorlar. Oysun bir oyları var. Ben o bir oylarına da Bora Balcıoğlu adına talibim. İnanıyorum ki en kötü ihtimal seçim sandığına gidip o perdenin arkasına gittiğinde, o logoları gördüğünde eli titreyecektir, vicdanın sesini dinleyecektir ve yine Bora Balcıoğlu'na oy verecektir. CHP'ye oy verecektir ya da daha doğrusu. İnanıyorum, ancak inanmasam, yani bu olmasa da, inanmasam da demeyeyim, bu olmasa da bir oyları var. Ne yapalım, o bir oy da oraya gitsin. Volkan Yılmaz'a küsüp Bora Balcıoğlu'na oy verecek insanlar da var doğal olarak. O bir oy da oraya gitsin. Murat Sahan iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyorum. Bilgi Toy Hakan Birgin, olmasın zaten, ikiniz de bir başka güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Ya zaten bizleri biz yapan bu. Çok seslilik, demokrasi, herkesin fikirlerine saygı, herkesin ifade, düşünce ve bunları dile getirme özgürlüğüne saygı duymak zorundayız. Ben ifade özgürlüğünün işin açığı, itiraf etmek gerekirse en uç kısımlarındayım. Biraz dilim sivri biliyorsunuz, biraz patavatsızım. Hakım diyeceğime bokum diyorum bazen. Bazen çok kafa göz yararak insanların üstüne gidiyorum. Bunların farkındayım. Tolga biraz daha yumuşak. Ne bileyim işte, başka arkadaşlar farklı tarzlar izliyor ama bizi biz yapan ve Silivri siyasetine de renk katan, Silivri basınına renk katan şeyler de bunlar. Farklı farklı olmamız, hepimiz şeyden çıkmış gibi, tornadan çıkmış gibi aynı şeyi söylesek hiçbir kıymeti harbiyesi olmazdı. Hepimiz aynı tarzı, hepimiz aynı insanı desteklesek hiçbir kıymet harbiyesi olmazdı. Bizi biz yapanlar bunlar. O yüzden diğer basın mensubu arkadaşlarım da yayınlarına, fikirlerine, her şeylerine tabii ki saygı duyuyoruz. Sizden de saygı duymanızı bekliyorum. Ve aramızda hiç kimsenin birbiriyle kavgasının, dövüşünün olmadığı, bugün mesela mahkemelik olduğum bir kadın gazeteci meslektaşım çok şaşırttı beni. Çok teşekkür ediyorum kendisine. İsmini zikretmeyeceğim ancak kim olduğunu anladı ya da kendi dinliyorsa da anlar. Çok etkiledi beni. Sabahtan beri paylaşım yapmadın, iyi misin diye durup dururken bir mesaj attı ve gerçekten hani şuracığıma dokundu. İnsanız hepimiz, duygusalız. Duygusal kararlar veriyoruz. Duygusal tepkiler veriyoruz. Duygularımızla bazen hareket ediyoruz. Bazen mantığımızla hareket ediyoruz. Olur bunlar. İnsanoğlunun, insanoğlu yapan şeyler. Yani bizi primatların diğer cinslerinden, ne bileyim şempanzeden, gorilden ayıran şey bu. İletişim kurmamız. Duygusal ya da logical, mantıklı kararlar verebilmemiz. Kendimizi ifade edebilmemiz, neden sonuç ilişkileri kurabilmemiz, bazen kin tutmamız, bazen küsmemiz, bazen duygusal davranmamız. Bunlar bizi hayvanattan ayıran şeyler efendim. Onun da senin gibi gönlü güzel. Evet, Tolga kardeşim gerçekten gönlü çok güzel, çok dürüst bir insan. Onunla beraber Türkiye'de geçirdiğim zor zamanlarda kendi partililerim, kendi yoldaşlarım benimle fotoğraf vermemek için, benimle gözükmemek için kaldırım değiştirirken, çay bahçesinde, sahilin ortasında benimle çay içen Engin Akın kardeşim. Ana ayrı, baba ayrı ama rahmetli Urfan abimin, ki bugün doğum günü, Allah gani gani rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin inşallah. Rahmetli Urfan abimin, Urfan Ermiş'in bana emaneti olan kardeşlerim, Ermiş kardeşler, görüşleri ve şeyleri ne olursa olsun hepsi. Tolga kardeşim, onun dışında arkamdan da konuşsa, yüzüme de aynı şeyi söyleyen ya da arkamdan da konuştum, evet şunu da söyledim ben senin arkandan diyen Yusuf Eker kardeşim. Bu meslektaşlarımın ben de yeri çok ayrı, çok dürüst, güzel insanlar. Bayram Yavuz Türk.
Kaan Bey, hayırlı yayınlar. Bizim bir baş sıralarda meclis üyemiz vardı. Şenoğlu Türk Yılmaz. Var mı bir haber? Bir ses seda yok. Kimseden ses yok diyor. Gerçekten Şenoğlu Türk Yılmaz. Şenol Başkanım. Şenol diyoruz. Şeydeki nüfustaki ismi Şenoğlu ama Şenol diyor tabii herkes. Şenol Başkanım bilmiyorum. Hiç vakıf değilim MHP içindeki dengeleri ama Şenol Başkan MHP Silivri'de %3, %4 oy alırken ilçe binasına çay içmek için bile kimse uğramazken Silivri'de MHP bayrağını dalgalandıran, tek başına partiyi ayakta tutan, tabii yöneticileriyle beraber ama tek başına partiyi ayakta tutan, bir dönem Silivri'de MHP deyince akla tek gelen isimdi. Kendisinin ülkücülüğünden, ülkedaşlığından, MHP'liliğinden, benim CHP'liliğimden şüphem olmadığı kadar şüphem yok. Dolayısıyla bilmiyorum, belki biraz kendini dinlendirmek istiyordur. Belki biraz dışarıda kalmak istiyordur. Şenol Başkan'a sorabilirsiniz. Şenol Başkan hayırdır, nerelerdesin diye, ama ben Şenol Başkan'ın 31 Mart günü sandığa gittiğinde tabii ki MHP'ye, kendi partisine oy vereceğinden de eminim. Yani bunun aksini düşünmek söz konusu olmaz, olamaz daha doğrusu. Evet, dünkü İlhan Kalamaz, dün menfur bir cinayete kurban giden Selim Paşa Mahallesi'nin çok sevilen, o kadar seviliyormuş ki gerçekten Allah hepimize bu kadar sevilmeyi ve öldükten sonra bir arkasından kötü konuşan görmedim, duymadım, şahit olmadım. Herkes inanılmaz bir üzüntüyle paylaştı. Allah gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına, evlatlarına, eşine, bütün akrabalarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ancak keşke ben de öldüğümde arkamdan benim de bu kadar konuşsalar, ama benim arkamdan diyecekler tabii. Münkürü münafığın soyu yıktı, harap etti köyü. Mezarına bir tas suyu dökenin de avradını diyecekler. Olsun, canları sağ olsun. Ama İlhan Kalamaz abimin bugün cenazesi vardı. Tekrar bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum kendisine ve kendisini öldüren Silivri Belediyesi personeli EÖ'nün bir videosu paylaşıldı. Biliyorsunuz biraz siyasi yorumlar yapıldı. İşte belediye personeli İlhan Kalamaz'dı, CHP'yle siyasi tartışma yaşamışlar falan. Asla EÖ ben MHP'ye oy vermem, PKK'ye oy veririm diye video paylaşmış. Dolayısıyla bu adamın MHP ile Volkan Yılmaz'da hiçbir alakası yok. Hatta şunu söyleyebilirim. Bunu söyleyen bir adamı Volkan Yılmaz Silivri Belediyesi'nde işte tutuyorsa ve işten çıkarmadıysa 5 yıldır Volkan Yılmaz'ın da hakkını takdir etmek lazım. İkrem Er Yılmaz demiş ki görülmeye değer bir konvoya eşliğinde Kadıköy'e doğru hareket ediyoruz. Başarılar diliyorum. Efendim ne kadar oldu canlı yayında? 23 dakika oldu. Hadi toparlayalım artık. Tolga da konuşuyor. Biraz Tolga'ya da izleyin. Siz de köylerde, mahallelerde seçim çalışmaları var. İzlemeyenler sonra izler. Yorum yapan, katkıda bulunan, fikirlerini sunan, izleyen herkese ve sonra izleyecek olan herkese selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Olmasaydınız olmazdık efendim. Yarın Perşembe, yarın akşam da yine 21'de görüşmek üzere. Belki yarın akşam bir konuğum olabilir. Duyuracağım. Gelişmeler için beni takipte kalın efendim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Esen kalın, iyi akşamlar.